Sağlıklı ve mutlu bir gün geçirmeniz dileğiyle herkese selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nin sözleşmeli personel alım ilanını birlikte inceleyeceğiz. İlan metnine ulaşmak için üniversitenin ana sayfasına girdiğiniz zaman hemen aşağı kısmında duyurular mevcut. Duyurularda ilan metninin linkini bulabilirsiniz arkadaşlar. Detaylara geçmeden önce sizlerden ricam, hem kanala destek olmak adına hem de bundan sonraki videolardan ilk siz haberdar olmanız adına kanala hala abone değilseniz abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. Evet arkadaşlar, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi demiştik. Biliyorsunuz 2021 yılında da üniversite alım yapmıştı ve bunun detaylarını yine sizlerle birlikte anlatmıştım ve kanalımızda mevcut. İstatistiksel açıklara bakmak isterseniz daha önceki videoları açıp inceleyebilirsiniz ya da hemen yukarıda çıkacak olan kutucuğa tıklayabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi öncelikle arkadaşlar, bizim için en sevindirici haber online başvuru web adresi, yani bu işlemin online olarak yapılacak olması arkadaşlar. Bu noktada sevindirici bir haber. Farklı illerdeki, farklı şehirlerdeki arkadaşlarımızı başvuru yapmasında kısıtlayıcı bir engel olmadığını görüyoruz. Bunun yanında gördüğünüz gibi aranan nitelikler kısmında özellikle farklı şeyler özellikler istememiş. Yani bölümünüzü bitirmiş olmanız ve 35 yaşından gün doldurmamış olmanız yeterli oluyor. Yani genç ve dinamik arkadaşlar arıyorlar. Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi. Şimdi kaç kişi alınacak noktasına geldiği zaman burada 40 kişilik sözleşmeli personelden bahsediyor. Ama bu 40 kişinin hepsi arkadaşlar sağlık personeli değil. Bizim için önemli olan personel sayısı da toplamda 16. 14 kişilik hemşire, 1 kişilik diyaliz ve 1 kişilik de tıbbi sekreter alımı yapacaklar. Toplamda 16 kişilik bir sağlık personeli alımı söz konusu arkadaşlar. Dediğimiz gibi aranan nitelikler kısmında genel bir özellik var. Yani kişiyi anlatan ya da belge vesaire, kurs, işte sertifika tarzı belgeler isteyen bir durum yok. O yüzden bütün mezun olan arkadaşlar, o bölümü bitirmiş ve de 35 yaşının altında olan arkadaşlar başvurularını yapabileceklerdir. Genel şartlar kısmına geldiğimiz zaman arkadaşlar, bütün alımlarda olduğu gibi yine aynı şartlar geçerli. O yüzden burayı sizlere özellikle tek tek yine anlatmayacağım. Bunu artık atama bekleyen ya da iş başvurusu yapmak isteyen, özellikle üniversiteler üzerinde iş başvurusu yapmak isteyen arkadaşların çoğu biliyordur. Başvuru yeri şekli zamanına geldiğimiz zaman arkadaşlar, başvuru yeri başta da söylediğim gibi, videonun başında da söylediğim gibi online olarak yapılacak. Başvurulardan sonra arkadaşlar online olarak yapılacak dedik. Bazı belgeler yüklemeniz gerekiyor online olarak yapılan. Bu belgeleri nerede nasıl yükleyeceğinizi zaten size anlatacaklar arkadaşlar. Nerede anlatacaklar? Videonun açıklama kısmına linkini bırakacağım ama hemen bakınız, burada bir kullanım kılavuzu mevcut. Hemen tıkladığınız zaman zaten size nasıl yapılacağınızı, nasıl yapılacağınızı, nerede nasıl oluşturacağınız noktasında da yine bunları sizlere aktarmışlar. Bu sizin için de birer kolaylık arz ediyor. Bunun yanında arkadaşlar yine başvuru yapamayan arkadaşlar için özellikle bir video çekmişler. Bu videoyu da linke tıklayarak izlemenizi tavsiye ederim. Çünkü çok açıklayıcı bir anlatım olmuş. Başvurular 15 gün sürecek arkadaşlar. Resmi gazetede yayınlandıktan itibaren 15 gün sürecek. Sonuçlara gelecek olursak arkadaşlar, sonuçlarla alakalı şu tarihte açıklanacaktır gibi bir durum söz konusu değil. Buradaki ikinci bir nokta, giriş yaptığınız, yani üniversiteye kayıt olduğunuz link üzerinden giriş yapacaksınız. Yani sonuçlarınızı bütün herkes göremeyecek. Tabii ki bir sonuçların yayınlandığına dair bir ilan metni yayınlanacak. Bu ilan metni yayınlandıktan sonra yine sisteme giriş yaparak atanıp atanmadığınızı kendiniz kontrol edeceksiniz arkadaşlar. Sonuçlar açıklandıktan sonra da kazanan arkadaşlarla alakalı olarak 15 iş günü içerisinde, özür dilerim, 15 gün içerisinde de yine üniversitenin personel daire işleri başkanlığına şahsi olarak başvurmanız gerekmektedir.
Başvuru sırasında gerekli evrakları yine yayınlanacak olan açıklama sonuçların açıklanmasıyla alakalı ilan metninde sizlere söyleyeceklerdir arkadaşlar. Başvuru sırasında sisteme yüklenecek belgeler tabii ki de her zaman olduğu gibi KPSS belgesi, mezuniyet belgesi, fotoğraf, nüfus cüzdanı, erkek adaylar için askerliğe engel durum gibi bir sicil kaydı ve askerlik durum belgesi varsa da SGK hizmet dökümünüzü yine sisteme yüklemeniz gerekmekte arkadaşlar. Adres burada yine mevcut. Zafer Sağlık Külliyesi A blok 4 yol mahallesi 2078 sokak No 3. Buradan da herhangi bir durum olursa iletişim numaralarını yine videonun açıklama kısmına bırakacağım. Oradan da ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Toparlayacak olursak Afyon Karahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi toplamda 16 kişilik bir sağlık bölüm personeli alımı yapmakta. Bunun 14 tanesi zaten hemşire. Kalan 2 kişi de bir diyaliz bölümü ve diğeri de tıbbi sekreter bölümünü bitiren arkadaşlardan alım yapılacak arkadaşlar. Bu ve benzeri videolardan haberdar olmak adına başta da dediğim gibi kanala abone olup bildirim zilini açarsanız naçizane beni de memnun etmiş olursunuz. Görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın arkadaşlar.